öğreniyorum. Öncelikle bir günün 24 saat olduğunu bilmemiz gerekiyor. 24 saat bittikten sonra ertesi güne geçeriz. Allah. Bilmemiz gereken diğer önemli bir bilgi de bir saatin 60 dakika olduğudur. Saatler bize günün hangi anında olduğumuzu gösteren basit araçlardır. Biz kolumuzdaki, evimizin duvarındaki, cep telefonumuzdaki, masamızdaki saate bakarak günün hangi anında olduğumuzu öğrenir veya belli bir ana göre yapacağımız işleri programlayabiliriz saatte birden 12'ye kadar 12 tane rakam ve 2 tane de çubuk vardır. Bu çubuklardan biri kısa, diğeri uzundur. Kısa çubuğa akrep, uzun çubuğa yer kovan denir. Kısa çubuk yani akrep bize saati, uzun çubuk yani yer kovan bize dakikayı gösterir. Şimdi saatleri nasıl okumamız ve nasıl yazmamız gerektiğini öğrenelim. Saatleri okurken önce günün hangi saatinde olduğumuzu belirleriz. Bunun için yapmamız gereken tek şey akrebin hangi rakamı gösterdiğine bakmaktır. Akrebin gösterdiği rakam bize saatin kaç olduğunu söyler. Şimdi de dakikanın kaç olduğunu belirleyelim. Bunun için de yağ kovana bakmamız gerekiyor. 12 rakamından başlıyoruz ve yelkovanın gösterdiği rakama kadar beşer beşer sayıyoruz. Bulduğumuz bu rakam da dakika oluyor. Okuduğumuz bu saati yazmamız da gerekiyorsa işimiz çok basit. Önce saati yazıyoruz. Sonra bir nokta ya da üst üste nokta koyup dakikayı yazıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken küçük bir ayrıntı var. Hem saati hem de dakikayı iki basamak şeklinde yazıyoruz. İşte hepsi bu kadar. Nasıl? Kolaymış değil mi? Gelin. Şimdi de öğrendiklerimizi örneklerle pekiştirelim. Öğleden önce için saatin başına sıfır konur. Öğleden sonra 12'den sonra saymaya devam ederiz. 13, 14, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 şeklinde anlarız. Örnekler ile göster birimi geçiyor şeklinde söyleriz. Onu 5 geçiyor şeklinde söyleriz. öğleden sonra 1'i 20 geçiyor şeklinde söyleriz. Öğleden sonra 3'ü 5 geçiyor şeklinde söyleriz. Tekrar hatırlayalım. Akrep saati gösterir. Gel kovan bize dakikayı gösterir. Dakika beşer beşer sayılarak bulunur.